Gabriel. Şimdi biz dün yayından çıktıktan sonra, şimdi bugün de yine sana o videoları, yardım çığlıkları olup, çünkü bizim sosyal medyada gördüğümüz sevgili Huriye'ciğim, sürekli böyle kendi reklamını yapmaya çalışan bir kadın vardı. Sonra ben dedim ki arkadaşlar, yani ikisi öyle bir şey bağırıyor ki, çığlık atıyor ki, yani mutlaka böyle videoları da vardır. Varsa yani, çünkü söylüyorsunuz, beyanınızda esas alıyoruz. Esas almamız da lazım. O kadar Türkiye'de kadın cinayeti işlenirken beyanınızda esas almak istiyorum. Şimdi bazı iddialar var. Onu da soracağım birazdan. Geçen gün bir yayın yapmışsınız gece saat 2'de. Geleceğim o yayındaki iddialara. Şimdi bak, benim sana bir faydam olacaksa şey anlamında, yani Allah korusun başına bir şey asla gelsin istemem. Bir kadının hayatının kurtulması için en ufak bir katkım olacaksa beni sonuna kadar kullanabilirsin. Bak, beni sonuna kadar kullanabilirsin. Ama sen eğer buradan gerçekten ünlü olmak için bizi kullanıyorsan, bak benim tersim çok ters. O yüzümü de gösteririm sana. Ama şimdi o yüzümü göstermedim. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Çok da üzülüyorum. Şimdi şunu da düşünüyorum. Diyorum ki acaba, diyorum, Huriye'nin psikolojik olarak problemleri varsa. Tamam, o da diyor ki evet diyor, benim bu psikolojik problemlerim var da benim duyduğum bazı şeyleri kızım da duyuyor. O zaman diyorum ki ya anne kızın psikolojik sorunları var. Hatta E-Devleti'nden işte rica ettik bir söylesinler falan. Ya hayır, ilaç da kullanmıyorlar. Biz gerçekten çok baskı görüyoruz, yardım çığlığı atıyoruz diye bize geldiniz. Böyle sesinizi duyurmak istediniz. Şimdi o videoları arkadaşlarım hazırlıyorlar. Onları birazdan ekranlara getireceğim. Sizin gerçekten amacınız önce aslında, ya tam tersi de olabilir. Aslında diyorsunuz ki ben önce yardım istemek için sosyal medyaya girdim. Takipçilerim ondan sonra arttı. Ya öncesinde aslında gerçekten yardım istemek için sosyal medyaya girdiniz. Sonra takipçileriniz artınca bu tehdit meselesini kullanmaya başlamış olabilir misiniz Huriye? Hayır. Ha? Hayır. Nasıl? Takipçilerin arttı mı? Yani bak, önce tehdit ediliyorsun. Diyorsun ki ben sosyal medyaya girdim. Tamam mı? Ve oradan işte ilgi çekmek için videolar paylaştım. Dekolte, oldukça da dekolte videolar. Yükseltmek için. Ha, yükseltmek için. Evet. Sonra işte sesimi duyurmak için oradan canlı yayınlar yaptım. Sadece yükseltmek değil, para da kazanıyordum tabii. Tamam. Sonra işler tersine dönmüş olabilir mi acaba? Şimdi, ben sonrasında ünlü olmayı ve görünür olmayı sevmiş olabilir misin acaba? Yani olabilir belki, ama şöyle bir şey var. Ben o TikTok'u açtığımdan beri acı çekiyorum. Yani hiç mutlu olamadım. Kapatsaydınız o zaman Huriye Hanım. Hayır, o yönden değil. Yani TikTok'ta sağlıklı olarak aslında hiçbir şey yapamadık. Onlar hep apar topar olan şeyler. Kısıtlı olarak giriyorduk yani. Korkuyorduk. Girmemize de izin verilmiyor. Evde sürekli baskı oluyordu. Yani ben TikTok'u ilk açtığımda birkaç ay girebildim. Evet. Sonra ben 6 ay ara veriyorum. Belki de daha fazla, bilmiyorum. Biz sonra ne zaman giriyorduk TikTok'a? Bu arada Huriye'nin geçen gün 22. gece saat 2'de yaptığı yayını, canlı yayını görüp orada söylediği cümlelere tanıklık eden izleyicimiz vardı ya, yayına bağlanmak istiyor mu arkadaşlar? Onu yayına bağlayabilirsiniz şimdi. Sen geç, bir dakika lütfen bekleyin. Sen geçen gün gece saat 2'de, gece 2'de bir canlı yayın yapmışsınız siz. Doğru mu? Yapmışımdır. Yaptın mı, hatırlamıyor musun? Ya çok canlı yayın bu aralar yaptım. Ya bak, buradan ayrıldıktan sonra sevgili Huriye'ciğim, otele gidiyorsunuz. Biz sizi misafir buradan ediyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra, hayır. Bu gece yani. Burada hiç yapmadık. Ya gece, ya buradan yani hiç İstanbul'a geldikten sonra, benim yayınlara katıldıktan sonra hiç gece yayın yaptınız mı? Hayır, hiç. Hiç canlı yayın yapmadınız mı? Hayır, asla. Emin misiniz? Evet, eminiz. Peki, alo, hatta mısınız? Alo, merhaba Didem Hanım. Merhaba, siz gece saat 2'de. Yani bir iki gün öncesinden bahsediyoruz, bilmiyorum. Dün değil, ondan önceki gün gece saat 2'de. Dün değil, ondan önceki gün gece saat 2'de. Evet. Buradan yayından çıktıktan sonra gidiyorlar, gece saat 2'de yayın yapıyorlar. Evet. Ne dediler orada, evet. Siz ne duydunuz? Didem Hanım'ın sayesinde takipçi sayısının arttığını zaten dün iki programda da farkındaysanız 4000 kişi arttı falan diye konuşma yaptı sizin orada da. Ama yayında da Didem Hanım'ın programının sayesinde takipçi sayımız artıyor dedi. Öyle bir şey demedik. Ne dediniz? Şöyle, yayın yapmadık zaten. Arkadaşları da
şey annemin hesabını klimayı verdik. Klimayı açabiliriz bu arada. Ben içeri girdim, üşüyordum. Şimdi çok sıcak oldu. Şey, arkadaşlara annemin hesabını verdik şu an. Yani biz bu yayına katıldıktan sonra hiç yayın yapmadık. Bu tamamen iftira şu anda. Kabul etmiyorum yani. Peki sizin iftira attığınızı söylüyor. Siz peki ne duydunuz gece? Ama bir yayın hiçbir şey olmadı mı? Az önce yok, yaptık hiç dedin. Yok olmadı. Hayır yok, hayır. Buraya katılmadan önce biz yayın yaptık. Buraya katıldıktan buraya sonra hiç yayın yapmadık. Buraya katılmadan önce zaten en son bağırmıştım. Takipçiniz ne kadar arttı? Ne kadar oldu şu anda takipçiniz? 37 bindi şu an 41 mi? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Takipçi sayısı arttı. Kendi aramızda da şakalaşıyoruz burada arkadaşlarla. Evet. O kötü bir şey değil ki yani. Ya insan onu sonuçta robot canlı yayın. Amacınız takipçi sayınızı mı arttırmak? Yoksa hayır, aslında yardım şey mı istiyorsunuz? Bizim anlamaya çalıştığımız o Huriye. Biz aslında yardım için yardım geldik. Yani sadece. Gerçekten yardım için geldik. Ben ilk önce Show TV haberleri aradım. Show TV'yi aradım yani. Evet. Ben ulaştım hatta Show TV ihbaratına. Evet. Yani kanıtlarımla beraber hatta sosyal medyaya attığım yazıları da galiba ihbaratına atmıştım. Takipçi sayısı. Onlar da zaten araştırarak hani bizi aradılar. Hani koruma kararlarımız falan hani her şeyimizi görerek. Şimdi bir izleyici yani daha var telefonu attığında. Ali hatta mısınız? Sizi takip edenler. Alo. Ha, merhabalar. Siz ne gördünüz yaptıkları canlı yayında anne kızı? Merhabalar Didem abla, iyi yayınlar. Teşekkür ederim canım benim, sağ ol, buyur. Şimdi ben anne kız hakkında bir şey söylemek istiyorum aslında. Onların oraya çıkma amacı bir kere de yalan. Ben bunları bir yıldır falan sürekli yayınlarına katılırım, sürekli giderim. Biz korkudan hiçbir şey yazamıyoruz. Yazdık mı selam veriyoruz, bizi engelliyor. Polisi arayın diyor, bizi engelliyor. Bir de bayanın yani dediği onları, gibi. Geçen siz onları ağlarken görüyormuşsunuz. Polisi arayın, yardım ihtiyacınız varsa bir şey yapabilir miyiz diye soruyormuşsunuz. Bunun üzerine sizi engelliyorlarmış. Doğru mu anladım? Aynen öyle Didem. Allah Allah. Ağlarken yazdım. Orada ben 3-4 hesap açtım. Onlara neden beni engellediniz diyorum. Gene alıp beni engelliyorlar. Hani orada insanlar, ben tek değil, bir sürü insan yazıyor. Polisi arıyorlar. Onları bile engelliyorlar. Zaten geldik şu an buradayız. Ve polisi arayın hani diyenleri engellememizin sebebi, biz niye polise gittiğimizi yayında söylüyoruz. Hı-hı. Sanki hani biz polisle hani, yani Türk polisini ben kesinlikle hani hiçbir şekilde suçlamıyorum. Yani o benim haddime değil zaten. Hı hı. Hani bunu kullandıklarını düşünüyorum yayınlarda. Hani bizi hani sanki polisi kötülüyormuşuz gibi artık lanse etmeye başladı. Biz her seferinde polise söylediğimizi, hani haber verdiğimizi, hani Cümer'e falan hani her yere hani şikayet ettiğimizi, bu durumu söylediğimiz halde hala polis ara, polis ara, polis ara deyince, bir de artık yani insanlara da güvenimiz kalmadığı için artık hani bunu kullandıklarını düşünerek engelledik. Ama kötü bir niyetleri yokmuş ki. Evet. Ama canlı yayın yapmışlar. Öyle söylüyor olabilirim. Ben onun niyetini bilemem yani. Şimdi bak, bizim yani herkes kendi düşündüğü gibi hareket ediyor. Canlı yayında ama bir sakin olacaksın. Ben annenle ilgili bir mesele bu. Bengüsü, yani gerektiği yerde annene bir tamam haksızlık yapılıyorsa, haksızlık yapılıyorsa ben tamam devreye girerim. Sen sakin ol. Tamam. O yüzden sesler birbirine karışıyor. Ben meseleyi bir anlamaya çalışıyorum.